Merhaba arkadaşlar. Bu derste progress bar komponentini inceleyeceğiz. Progress bar özellikle bir internetten bir dosya download ediliyorsa ya da veri tabanı çekiliyorsa ya da belli sayıdaki işler kontrol edilmek istiyorsa progress bar kullanılabilir ya da grafik olarak da kullanılabilir. Mesela bazı dataların ortalaması bulunabilir. Öğrencilerin notlarının ortalaması progress bar ile kullanılabilir, gösterilebilir. Progress bar, şöyle bir bakalım ne olduğuna. Biraz büyütelim. Öncelikle minimum ve maksimum değerleri var bunun da. 0 ile 100 arasında oluyor genelde yüzdeyi göstermek için. Şurada bir string paint diye bir özelliği var. Bu hazırlanan kısmın yüzde kaçı tamamlanmış onu gösteriyor. Bir de başlangıç değerini belirtebiliyorsunuz. 0, 5, 10, 100 neyse belirtebiliyorsunuz ve bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabi progress barın dolma aşamasını görmek için thread kullanmamız lazım. Eğer thread kullanmazsak progress bar işlemi bittikten sonra bütün form kullanılmaya başlar. Burada programcılar genelde hata yapıyor. Thread kullanmıyorlar. Dolayısıyla sistemi kilitliyorlar, programı kilitliyorlar. Biz de bunu thread kullanarak yavaş yavaş, biraz da programı geciktirerek delay komutuyla, sleep komutuyla kullanalım. Öncelikle bir buton atalım ve bu progress barı başlatacak olan buton olsun. Buraya başlat yazalım. Butona bastığımda şurada da görmüşsünüzdür zaten progress barın value değeri var. Set value komutuyla değerini anlık oluşturabiliriz. Şimdi bu başlat butonuna hiç thread kullanmadan bir döngü ile dolduralım. Bakalım nasıl olacak thread kullanmadan. Ne oluyor onu bir görelim. İ küçüktür. 101 diyorum çünkü maksimum 100 olacak. Ve burada yaptığım şey progress bar'ın nokta set value i değişkenine bağladık. Döngüyle beraber dolmasını bekleyeceğiz. Çalıştırdığımızda tabi bilgisayarın işlemci gücü çok fazla olduğu için başlat dediğimizde çat diye %100 yani milisaniyede bizim göremeyeceğimiz şekilde dolduruverdi. Biz bunu ne yapacağız? Bir thread'e atacağız. Thread'e attıktan sonra bunu yavaş yavaş yavaşlatarak dolduracağız. Peki thread'i nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bununla ilgili Java videomuz var. Hangi sayısını tam hatırlamıyorum ama Java ile ilgili playlist'e bakarsanız orada görebilirsiniz. Thread T1 new thread diyerek buraya bir thread açalım. Daha sonra bu thread'imizi türetelim. Bir run komutu kullanacağız burada. Thread ile ilgili videomuzu izlerseniz burayı daha iyi anlayacaksınız. Evet, şurada da doldurma işini buradan alalım ve buraya atalım. Yine tabi burada bir herhangi bir gecikme olmadı. Gecikme atmamız için de time unit diye bir komut vardı. Yine thread dersinde bunu biraz anlatmıştık size. Videolarda mevcut Java videolarında time unit hangi türde geciktirelim? Millisecond yani milisaniye cinsinde geciktirelim. Ve bunu sleep diyerek atıyorum ilk başta 5 milisaniye geciktirelim. Tabi bu try catch isteyen bir işlem. Try catch bloğuna saralım mı diyor. Sar dedik. Ve kodumuzu tamamladık. Okey diyelim. Başlat dediğimizde evet bir hatamız var burada. Kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar. Evet thread 1'i çalıştırmadık. Onu unuttuk. T1 nokta start diyerek butona basıldığında thread'i başlatmamız gerekiyor. Hatamız orada. En önemli şeyleri atlıyoruz. Başlat dediğimizde tabii 5 milisaniye biraz herhalde yavaş oldu. Tekrar bakalım.
Şunu da bir saniye arkadaşlar tekrar deneyelim. 15 milisaniye gibi. Bir kodda hatamız var. Bunu bir inceleyelim. Evet, biz bunu tabi döngü içinde yapmayı unuttuk. Hatamız oradaymış. Şu döngü içine geciktirmeyi yapmamız lazım. Biz 15 milisaniye geciktirdikten sonra progress barı yine doldurmuş olduk. Bu bekleme süresini de döngünün içine alalım. Çalıştır diyelim ve şimdi deneyelim 15 milisaniye. Şu şekilde progress bar doluyor. 5 yaparsak tabi haliyle daha hızlı dolacak. Daha da fazla yaparsak, mesela 50 milisaniye yaparsak, bu sefer epey uzun bir süre alacak progress barın tamamlanması. Şu şekilde 50 milisaniyede bir artırıyor ve en son bitince progress barı halletmiş oluyoruz arkadaşlar.